Sıcak bir seçim gündemi var, ama tabii çok ilginçtir. Yani vatandaşın asıl problemi ekonomi, vatandaşın asıl sorunu gelir adaletsizliği, geçim darlığı, <laughs> alım gücünün sürekli daralması, yüksek enflasyon. Bunlar şu anda vatandaşın yoğun bir şekilde yaşadığı, acı bir şekilde faturalarını acı bir şekilde ödediği aslında ekonomi gündemi bunlar. Normalde siyasette konuşulması gereken konular bunlar. Yani bu tür problemlere siyasi ne tür çözüm olacak? İktidarın var mı çözümü ki olsaydı 21 yıldır zaten ortaya koyardı. Muhalefetin bu noktada çözümleri nelerdir? Diğer partilerin nedir? Yani baktığımızda aslında tartışılması, konuşulması gereken ön plandaki konular bunlar olmalı. Ama maalesef her, her seçimde olduğu gibi yine karşı kavgalarıyla, işte sen şunu yaptın, ben bunu yaptım gibi söylemlerle siyaset yine yürümeye devam ediyor ben biraz yani asıl gündem olan ekonomiye biraz hı hı. odaklanmak istiyorum. Bugün malum enflasyon Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Tabii her zaman olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu yine şaşırttı. %50.51'lik bir yıllık enflasyon açıkladı. Neden şaşırttı diyorum? Çünkü genelde bir, bir iki gün önce İstanbul'un enflasyonu açıklanır ve o paralelde aşağı yukarı enflasyon oranları olur. Ee, İstanbul'un enflasyonu arttı aslında. Yani geçen aya göre %73 e, efendim nokta e, 02 e, olduğu ifade edildi. E, İTO tarafından hazırlanan enflasyon rakamı. Ama TÜİK'in rakamları düştü. E, %50.51 olarak açıklandı. E, akademisyenlerin oluşturduğu en agın e, verisi ise Yıllık enflasyon Mart ayı için %112.51. Dikkat ederseniz normalde mesela %100 açıkladığı zaman TÜİK efendim enak ne açıklıyordu? İşte %160, %170 ya da %150 tarzında açıklıyordu. Yani aradaki fark o kadar çok fazla değildi. Ama bu sefer çok ilginç. Yani %50.51 TÜİK'in enflasyon açıkladığı bir atmosferde Yine Türkiye'nin piyasalarından elde ettiği veriler de enflasyon açıklayan ENAK, %112.51 enflasyonunu açıkladı. Aradaki makasın e, oldukça arttığını görüyoruz. Şimdi onun dışında, bakın e, yarın Yeni Mesaj Gazetesi'nin manşetinde de e, bu konu işlendi. Orada ilginç bir mukayese var. E, Ramazan kolileri malum her Ramazan'da e, Ramazan kolileri dağıtılır. Ramazan koli fiyatlarının yıllık artışı ne kadar biliyor musunuz? 131. Yani Ramazan kolileri geçen sene efendim 100 liraya hazırlanan bir Ramazan kolisi şu anda 231 liraya hazırlanabiliyor. Şimdi bakıyoruz yüzde 131'lik bir artış var ama e, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranı yüzde 50.51. Şimdi vatandaşlarımız aslında her biri kendi enflasyonunu hesaplayabilir. Yani fişlerini sakladığı takdirde e, belirli marketlerden alışveriş yaparak onların yıllık değişimlerini, aylık değişimlerini hesaplayabilir. Faturalarını, efendim aldığı bazı mazotu, benzini bilmem neyi hepsini hesap ederek bir enflasyon rakamı kendine göre, kendi harcamalarına göre bir enflasyon rakamı belirleyebilir. Ben bu şekilde kendi adıma bir çalışma yaptığımda bana en yakın gelen rakam en yakın rakam oluyor. Yani en yakın ver verisi benim yaptığım harcamalar daha uyumlu. Hmm. Ben TÜİK'in e %50, %50.51'lik bir enflasyonu yaşamıyorum ben. Aldığımız maaş buna göre değişiyor ama efendim ben en akın enflasyonu yaşıyorum. Kendi şahsım adına söylüyorum. Vatandaşlar da işçimizle memurumuzla aynı hesaplamayı yapsınlar kendi adlarına. Yani bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi bir de şu, şu çok, 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 ilginç. E, TÜİK'in verilerinde en fazla artan ürünlerin fiyatları da çok ilginç. Bakın ne artmış? Dana eti son bir ayda aylık artışı %19.90. Yıllık artış değil bakın. Bir ayda %19.90, %20 artmış dana etinin fiyatı. Ama yılbaşından bu yana ne kadar artmış? %60. Dana eti artmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana efendim kuzu etindeki artış ne kadar? %46.3. Küme hayvanları yani tavuklu bilmem ne de %26.44. Yani baktığımızda 3 aylık dönemde bile çok ciddi bir artış var. Peki şey e, TÜİK yıllık gıda enflasyonu ne kadar açıklıyor? %67.89. TÜİK'in açıklamış olduğu gıda enflasyonu. Şimdi bu e, bundan, buradan nereye gelmek istiyoruz? Bakın, e, dana eti ilk sırada en fazla fiyat artışında dana eti. İkincisi şarküteri ürünleri %15.16. Daha sonra yumurta ve yumurta ürünleri %11.16. Yani ilk 3 madde Dikkat ederseniz e, ne, neden oluşuyor? Gıda maddelerinden oluşuyor. Ama bu ülke tarım ülkesi, bu ülke hayvancılık ülkesi, yani dünyanın en verimli arazilerine, en verimli hayvan yetiştirme potansiyeline sahip olan bir ülkeyiz biz. Yani bu tür potansiyelere sahip olan ülkeler kendi ülkelerinde daha ucuz olması gerekmiyor mu? Fiyatların daha istikrarlı olması gerekmiyor mu? Evet olması gerekiyor. Peki niye Türkiye'de böyle? Çünkü Türkiye'de efendim doğru bizim meralarımız çok, tarım arazilerimiz çok, hava uygun, toprak uygun, her şey verimli. Tarım köylümüz var, insanımız var, gencimiz var. Fakat burada bir problem var. Tarım politikaları yanlış. Tarım politikaları yanlış olunca, dolayısıyla bu kadar malzeme, bu kadar potansiyel tamamen heba oluyor, boşa gidiyor. Tarım politikalarının kastımız ne? Yani yem koyacaksın hayvanın önüne, ithal. Efendim tavuk çiftliği kuruyorsun, onu ısıtman gerekiyor enerjisi ithal. Onun yemi yine ithal. gübre alacaksın ithal. Tohum alacaksın ithal. Bilmem ne yani mazotla efendim nakliye yapacaksın ya da traktör kullanacaksın ithal. Yani bakıyorsun o kadar çok doğru tarım toprak bize ait. Çiftçi bize ait. Emek bize ait. Ama kullandığımız bazı hiçbirisi hiç bize ait değil. Sahibi başka. Yani böyle bir mal, bu tür bir ithalata dayalı bir maliyetle bu zaten finansla borç. O zaman emeğimizin sahibi de başka. Evet, kesinlikle. Biz zaten sadece montajcıyız. Borçla üretim yapıyorsanız, ithalatla üretim yapıyorsanız dediğiniz gibi o ürün sahibi aslında siz değilsiniz. Sağdan soldan toplamışsınız burada toprağa ekiyorsunuz sadece. Böyle bir şey olmaz. Buradan bir verim elde edilmez. Zaten verim elde edilemiyor. Bakın dünyada gıda enflasyonu oranları hesaplanmış. Dünya Bankası tarafından. Tabi bu da Şubat verilerine göre. Mart verileri daha ulaş, o zaman ulaşmamış Dünya Bankası'na. Ee, bakın e, dünyada 5. sıradayız gıda enflasyonda. Tarım ülkesi Türkiye gıda enflasyonu 5. sıradayız. Evet. Lübnan %139. Zimbabwe, ülkelere bakın yani %138. Arjantin %103. E, İran %73. Türkiye %69. Mısır %62. Ruanda. Yani Ruanda yüzde 60. Zimbabwe ile Ruanda arasındayız yani. Ruanda. Yani kategorimiz bu yani şu anda. Ya biz Hollanda ile yarışıyor olmamız lazım. Diğer ülkelerle Rusya ile yarışıyor olmamız lazım. Ama maalesef uyguladığımız yanlış, bağımlı, ithalata dayalı, borca dayalı tarım politikalarıyla ve ekonomi politikalarıyla ülkemizi getirdiğimiz nokta bu. İş bilmezlik başka bir şey değil. Siyaset bu işi bilmiyor. Bu işi beceremediği için biz bu rakamlarla, bu enflasyonlarla karşılaşıyoruz. Yani bu ülkede et fiyatları niye bu kadar artar ya? Tamamen iş bilmezlikten, başka bir şeyden değil. Bu kadar verimli, bu kadar kabiliyetli insanlarımız var. Bu kadar verimli topraklarımız var. Şimdi diğer bir konu da yani çiftçi zaten perişan vaziyette. Yani siz çiftçinizi borç batağına saplamışsınız. Destekler yetersiz. Çiftçi faizi aldı, borçlu üretim yapmaya çalışıyor. Ürün kar getirmiyor, kar elde edemiyor. Zararına satıyor. Hayır besicisi öyle. Sütünü satıyor zarar ediyor. Efendim yem fiyatı süt fiyatını geçmiş. Yani bu enteresan bir tablo karşı karşıya. Şimdi bakıyoruz. Peki çiftçinin bankalara borcu ne kadar? 363.4 milyar lira çıkmış. Sadece Mart, Şubat ayında bir aylık borç artışı ne kadar biliyor musunuz? 12 milyar lira. Bir ayda borçlanmış 12 milyar çiftçi. Ya bu çiftçi 363 milyarı neyle ödeyecek? Hangi üretimle? Hangi gelirle ödeyecek? Mümkün değil ki. He burada eğer AKP hükümetinin 2006 yılında çıkartmış olduğu efendim e, tarım kanununa göre yüzde bir desteği en az yüzde bir olmalıdır diyor. Anayasada yüzde bir e, kanunlarda yüzde bir şey vardır. Oranı vardır en az. Gayri safi yurt içi hastanın ya da milli hastanın yüzde bir en az e, destek olmalı. Yüzde birin üstünde destek olmalı diyor. Kanunlar bunu söylüyor. Şu ana kadar hiçbir AKP iktidarının hiçbir senesinde, hiçbir döneminde yüzde bire çıkmamış bu destek. Ve bu yüzde birler verilmiş olsaydı şu anda belki çiftçinin 400 milyar şu anda aşağı yukarı alacağı var devletten, hükümetten. Ve bu borçları kapatmış olacaktı zaten. Bu borçları kapatsaydı bu faiz yükü sırtında olmayacaktı çiftçinin. Efendim şu su bu su hazedilmeyecekti. Ve bu çiftçiler e, bir de ayrıca destek sunmanız lazım. Yani kazanacağı şekilde destek sunmanız lazım. Ürün alım efendim, garantisi vererek de çiftçiyi mağdur etmemeniz lazım. Çiftçi kazanarak ürünü satabilmedi. Bunları sağlasanız desteklerle şunlarla bunlarla beraber bir de ithalata dayalı değil de tamamen yerli tohum, yerli gübre, yerli yem. Bütün bunlarla beraber üretim yaptığınızda o zaman e, siz e, ülkeyi tarımda çok iyi bir noktaya getirirsiniz. Ama bu saydıklarım zaten Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in efendim milli ekonomi değil, tarım politikaları zaten. Hı hı. Yani avans sistemi çiftçiye faizli borç değil. Avans verilmesi gerekiyor çiftçiye. O avansla beraber üretim yaparsa çiftçi bir de faiz yükü altında ezilmez. 40, 30 faiz ödüyor şu an çiftçi. Bunlar sadece Türkiye'ye özel formüller mi? Hayır şu anda Rusya'yı şu anda Rusya yapan tarımda tahılda bir numara haline getiren 2006 yılında uygulamaya koyduğu milli ekonomi modelidir. Çin. Çin de öyle. Çin şu anda aslında dünyanın en fazla buğday üreten ülkesi aslında. Yani e, Rusya ihracatta birinci. Ama üretim noktasına baktığınızda Çin şu anda en büyük üretici. Ama kendi ihtiyacını karşılıyor. Ama Türkiye'den daha az ithalat yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar insan nüfusa sahip Türkiye'den daha az ithalat yapıyor ama ciddi bir manada bu da üretiyor Çin aslında. Kim ki bilir konu modeli beraber bunu yani Bereketli topraklar olsun, bizim gibi bir enlemde, bizim gibi bir boylamda olsun Çin. Yani dünyada ve bu iklim şartları çerçevesinde bunu yapıyorsa hani bizim hala hala aşmamız lazım oluyor. Şimdi uygulanan yanlış politikalarla beraber fiyatlar artmaya devam ediyor, enflasyon devam ediyor. Dünyanın sayılı enflasyona sahip olan ülkelerdeniz işte gıda enflasyonunda ilk beşteyiz yani beşinciyiz. Ama diğer taraftan da gelirimiz erimeye devam ediyor. Bir ülkede sürekli satın alma gücü düşüyorsa vatandaşın bu ve o ülke yöneten siyasiler de şu iddiada bulunuyorlarsa biz enflasyona ezdirmiyoruz vatandaşları diyorlarsa açıklanan enflasyon rakamları doğru değildir. Bakın tekrar söylüyorum. Vatandaşların sürekli alım gücü düşüyorsa, geçen sene aldıklarını bu sene maaşları alamıyorsa, ama hükümet yetkilileri şunu diyorlarsa biz enflasyonu ezdirmiyoruz. Enflasyon oranında hep zam yapıyoruz diyorlarsa o açıktan enflasyon rakamları pahalılığa göre, fiyat artışlarına göre uyumlu değildir. Bu net ispatıdır bunu ya Ve Türkiye'de bu var. 21 yıllık AKP iktidar döneminde her yıl, her ay vatandaşın alım gücü düşmüş. Demek ki siz enflasyonu doğru açıklamıyorsunuz. Bir mantık yürütüyoruz ya. Evet. Şimdi matematiğine çok fazla girmiyorum. Ve burada ne kadar eridiği konusunda da şöyle toparlayayım, bitireyim. Bakın 200 lira ile ilgili bugün bir çalışma yapmışlar. Onu hemen söyleyip bitireyim konuşmamı. Ne kadar eridi? Yani bizim alım gücümüz. Bizim alım gücümüzün erimesi aynı zamanda paramızın değer kaybıyla da alakalı. Bakın ne kadar erilmiş. 1 Ocak 2009 tarihinde 200 lira bankona çıkmış. o tarihte 200 lirayla 69 liradan 3 tane çeyrek altın alınabiliyormuş. Bugün tanesi 1950 liraya çıktı çeyrek altın. Ve 3 çeyrek altını alabilmek için 5645 lira ödememiz gerekiyor. 200 lira nerede? 5645 lira nerede? 28 tane 200'lük harcaman gerekiyor. 200 liranın alım gücü ne kadar düşmüş? O tarihte 1.53'ten 1.53 liradan 131 dolar alınabiliyormuş. 2.13 liradan 94 euro alınabiliyormuş. Bugün aynı 200 lirayla 10.5 dolar alınabiliyor. Bakın 131 dolar alınabilirken 10.5 dolar alınabiliyor. 9.6 euro, 94 euro alınabilirken 9.6 euro alınabiliyor. Ne kadar düşmüş. Ve en yüksek paramız da 200 lira. Şu anda hala 200 lira en yüksek para. Mazotta da 2009 yılında 200 lirayla 3.15 liradan 63.5 litre benzin alınabiliyormuş. Bugün aynı benzini 1380 lira ödeyerek alabiliyoruz. 200 liralık benzin alan yolda kalabilir diyor. Yani onu, efendim zaten 9. küsür litre bir şey yapıyor. O da zaten kısa mesafede bir iki günde bitiyor. Uzun mesafede yarı yolda kalırsın yani. Yolda gitmen mümkün değil. Şöyle toparlayalım. Yani ee, bakın şunu da ifade etmemiz lazım Ocak ayında asgari ücreti yapılan zam ne kadardı? %54.66 Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan Bilgin ne dediler Çalışma Bakanı? Dediler ki Temmuz'da zammı düşüneceğiz asgari ücret değil mi? Seçim öncesi yok dediler Temmuz'da düşüneceğiz Enflasyon kaça düştü onlara göre? %50.51 Zam yapacaklar mı sizce? Temmuz'da da zam yok hiç beklemesinler o yüzden e, toparlıyoruz. Vatandaşın alım gücü düşmeye devam edecek. E, efendim vatandaşın maruz kaldığı enflasyonla açıklanan enflasyon aynı rakamlar değil. O yüzden vatandaşın alım gücü düşmeye devam ediyor. Vatandaş mağdur olmaya devam ediyor. Bunu tersine döndürebilmek için acilen Bağım Türkiye Partisi'nin parti programında olan milli ekonomi modelinin bu ülkede gelir arttırıcı bir model olarak bir çözüm olarak mutlaka uygulanması lazım diyorum efendim. Ee, tabii ki siz bunları söylüyorsunuz ama hani mesela vatandaşla konuşulduğunda vatandaşa ezberlettirilen e, birkaç kelimeden de buradan bahsedelim ben kısa bir sürede olsa bundan bahsetmek istiyorum. Sonra Orhan Bey'e geçeceğim. Siz ekonominin kırılgan olduğunu ve ekonomideki paramilitik rakamların da çok oldukça aşağıda olduğunu, araştırmalarında bunu söylediğini ifade ettiniz ama baktığınız zaman o kadar yabancı yatırımcı geliyor, sıcak para akıyor Türkiye'ye ve bunun bankacılık sisteminin kalitesinden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Dünyanın en sağlam bankacılık sisteminin de Türkiye'de olduğu ifade ediliyor ve bu noktada e, aksamayan bir işlemin, işlemler silsilesinin gerçekleştiği ifade ediliyor. Bunu niye yorumlayabiliriz? Şimdi Türkiye'de zaten e, şu anda yatırım yapılan tek saha bankacılık sistemi. O neden? Çünkü e, geçen yıl %366 kar elde etti. Yani 100 e, efendim %366 kar e, hiçbir e, kurum hiçbir üretim kazandırmaz. O yüzden yabancı bankalar mesela cirolarını açıklıyorlar. Önemli bir kar oranı Türkiye'den elde etmişler. Şimdi faiz lobileri şöyle, faiz böyle, bilmem ne böyle diyen hükümet döneminde en fazla gelir elde eden, en fazla kar elde eden kurumlar faiz lobileri. Hmm. Bankalar. Geçtiğimiz yıl sadece faiz ödediğimiz para 311 milyar lira. Bütçeden 311 milyar lira para ödenmiş. Ama bu nereye kadar? Yani şimdi banka dediğin zaman banka kredi satar. Ama tamam da şu anda her geçen gün kredi alacak olan vatandaş sayısı azalıyor. Kredi ödeyecek olan vatandaş sayısı azalıyor. Piyasa çok daralıyor. Bankalar da bu vatandaşa bağlı bir şey. Niye morgaj, morguç krizi yaşandı Amerika'da? Çünkü ödeyecek olan sistem çöktü. Yani o ödeyeceklerin, falan. Tabii. Yani şu anda sen vatandaş, habire vatandaşın gelirine odaklanmış vaziyettesin. Tamam da vatandaşın gelir sürekli eriyor zaten. Bir süre sonra bu vatandaş bu borçtan ödeyemeyecek. Yeni borçlandırmalar yapılıyor İşte deprem konutları bilmem neler şunlar bunlar yok kentsel dönüşüm. Nasıl ödeyecek vatandaş bunu? 7500 lira emekli maaşıyla mı ödeyecek? 8500 lira olan asgari ücretle mi ödeyecek? Ödeyemez ki. Bir noktadan sonra tıkanır. O yüzden e, bu geçici bir süredir. Kalıcı olan Atatürk'ün yaptığı gibi e, ekonomik, milli ekonomik hamlelerle beraber sanayi, imalatı, efendim tarımı güçlendirmektir finansal sistemi güçlendirmektir. Bu finansal sistemi güçlendirmek böyle borca dayalı bir sistem değil. Tamamen kendi milli parana dayalı bir sistemle beraber sıfır faizli de krediyle beraber vatandaşlarını, üreticini destekleyeceğin bir sistemden bahsediyorum. Yoksa bankalara bol keseden faiz dağıt, ondan sonra o bankalar efendim devam ediyor, çok güvenli. E tamam da bu nereye kadar yani? Devletin de kasası bir noktaya kadar. Vatandaşın da cebi bir noktaya kadar.